بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Sonra ilahi din yavaş yavaş insanlar arasında yayılmaktadır. Buysa Roma için tahammül edilemez bir durumdur. Mitolojik düzmece tanrılar ve tanrıçalara tapan Romalılar, putperestliğin ortadan kalkmasına ve bir tek Allah'a iman etmeyi esas olan yeni dinin kendi inançlarının yerini almasına seyirci kalmayacaklarını göstermeye başlarlar. Bu yeni dine girenler, tespit edildikleri anda yakalanmakta ve türlü türlü işkencelerden geçirilmektedir. Ancak onca zulüm, işkence ve zorbalığa rağmen Romalılar yeni dinin yayılmasını bir türlü önleyememektedir. Bak Briton, senin için güneş son kez doğuyor. Yarın doğacak güneşi belki son kez göreceksin. Bugün
gizemli bir yolculuğa çıkacaksın. Peki ama nereye? Merhametli Tanrı'nın yanına mı? Beni bu günahkar ve asi kulunun katına kabul edecek mi yüce Rabbim? Varsayalım ki yüceliğini gösterdin ve bu fakirin günahlarını bağışladın ve bu biçareyi rahmetine layık gördün. Ama ben kendimi tanıyorum. O kadar çok günah işledim ki. Yine bütün gece uyumadın mı Plüton? Çok yakında uyuyacağız. Ama bu çok derin bir uyku olacak. Ve ardından da ebedi bir uyanış gelecek. Ama ölümden sonra bir hayat ve bunca ıstıraptan sonra bir ödül olmazsa ne olacak? O zaman ne yapacaksın, söyler misin? Peygamberlerin vaat ettiklerinin gerçekleşmeyeceğini mi söylüyorsun yani? Hayır. Hayır. Plutonius Sanctus, ayağa kalk. Aç kapıyı. Ayağa kalk. Onu nereye götürüyorsun? Mahkemeye. Hadi düş önüme. Tanrı bizimledir Plutonius. Tanrı'nın merhameti seni kuşatacak. Merak etme. Korkma Plutonius, korkma. Korkma Plutonius, Tanrı'dan yardım dile. Allah'a sığın. İnancını satma Plutonius. Plutonius Sanctus. Milliyeti? Romalı. Nereli? Bu eyaletten, Philadelphia'lı. Suçu neymiş peki? Plutonius Sanctus'un şu suçları işlediği sabit görülmüştür. Tanrılarımızın ve İmparator Hadrianus'un heykellerine tazim ve secde etmek yerine bu mukaddes heykelleri kırmış, yakalandıktan sonra da yalnızca imparatora hakaret etmekle kalmamış, aynı zamanda Roma'nın övünç kaynağı olan tanrılarını ve her şeye gücü yeten Yüce Jüpiter'i inkar etmiş, köle ve ayak takımının dinine, yani İsa'nın dinine girmiştir. Doğru mu bu? Evet. Cezan ölümdür. Ancak ölümlerin en beteriyle, yani ateşte yanmakla cezalandırılacaksın. Bak. Sana ikinci bir şans vermek istiyorum. İşittiğime göre büyüğünüz Adonia isminde biriymiş. Adonia'nın bulunduğu yeri bize gösterirsen cezan indirilecek. Şimdi söyle bakalım. Bu mahkeme sen Plutonius Sanctus'u yüce tanrılarımızı inkar etmekten
mukaddes heykelini kırmaktan, yabancı bir tanrıya tapmaktan ve İmparator Hadrianus'un kulları arasında kargaşa çıkarmaktan ölüme mahkum etmiştir. Bu karar uyarınca bugün Apollon Tapınağı'nın önünde canlı canlı yakılacaksın. Şimdi cezanı anladın değil mi? Götürün onu. Hey zindancı, gel bunu teslim al. Gel bakalım buraya. Yürü. Ne yaptılar sana böyle? Ne oldu anlat bana. Hadi anlat. Hadi seni dinliyorum. Bugün kelebekler gibi ateşte yanacaksın. Ne? Ateş mi dedin? Evet. Ateş. Ama bu en ağır ceza. En kötü suça en ağır ceza. Taptıkları putları yere çalmak. Ama neden ateş? Ne fark eder Adnan? Çok fark eder, çok. Önceleri zina edenleri, büyücüleri ateşe atarlardı. Ancak şimdi tek tanrıya inananları ateşe atıyorlar. Eninde sonunda gideceğiz. Bu ister yakılarak olsun, isterse çarmıha girilerek olsun. Yakında toprağa döneceğim. Ne tuhaf bir ahenk. Topraktan yaratıldım. Topraktan beslendim. Yine toprağa gideceğim. Ama korkuyorum. Korkuyorum. Yoksa ölmekten mi korkuyorsun? Hayır. Ölmekten korkmuyorum. Yeniden dirilmekten korkuyorum. Yaşadığım günleri ve yılları hesapladım. Sana gerçekten ne kadar yaşadığımı söyleyeyim. Sadece bir yıl yaşadım. Adonia ile tanıştığım günden beri yaşıyorum. Daha önceleri... Bu yaşadığım hayat bana çok anlamsız geliyordu. Allah'a sığın. Bu ellerle, bu gözlerle ve bu ayaklarla çok günah işledim ben. Tanrı'nın beni bağışlayıp bağışlamadığını bile bilmiyorum. Üzülme Plutonius. Sen bu kısa sürede de eksiklerini giderdin. Şimdi de canını vererek kusurlarını telafi ediyorsun. Gel al bakalım. Sana, al sana, seni yeneceğim. Al sana. Hadi. Asla bunu yapamazsın. Şimdi görürsün ha. Sen. Gel bakalım. Göreceğiz şimdi. Elinden gelen al ardına sana, koyma. Al. Ne oldu? Sen beni öldürdün. Seni öpmek istiyorum. Dur bakalım seni yaramaz. Sessiz olun. Perin, Erikmit'i götür buradan. Kaç kez öldüreceksin beni? Sessiz olun, misafirlerimiz hadi. Var. Ama benim canım oynamak istiyor.
Mazlumları korumak için bütün gücümüzü kullanmalıyız hiç kuşkusuz. Bunca hikmet ve dirayetinizle bu yeni dine girenler için siz iyi bir koruyucu olabilirsiniz. Hiç şüphe duymayın. Özellikle Diokletianus'un damadı ve Bayan Helen'in eşi olarak sarayda sahip olduğunuz nüfuzu sonuna kadar kullanmalısınız. Bunu yapmanız gerekiyor. İsteklerinize ancak bu şekilde ulaşırsınız. Saygıdeğer efendilerim, saraydan bir asker gelmiş. Yanılmıyorsam Dakianus'tan bir haber getirmiş efendim. Pekala, gelmesini söyle. Gir içeri asker. Hala doğru telaffuz edemiyor. Diokletianus'a Dakianus diyor. İyi günler saygıdeğer efendiler. Diokletianus hazretleri sizi ve şehrin ileri gelenlerini önemli bir iş için saraya davet ediyor. Pekala. Bir emriniz var mı? Gidebilirsin. Ne olmuş olabilir? Yakında öğreniriz. Galus, bana arabamı hazırla. Peki efendim. Siz saraya doğru yola çıkın. Ben ilk fırsatta size katılacağım. Yokluğumu onlara hissettirmeyin, tamam mı? Hadi yürü. Hadi, hadi bakayım yürü. Geçin. Hadi çabuk olun. Selam sizlere. Çok affedersiniz saygıdeğer Julius. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Mahkemelerdeki yargılamalarla ilgili size biraz bilgi sunmak istiyorum. Ne dersiniz? Efendilerim, Ekselans Diokletianus şu anda Roma'dan gelen elçilerle görüştüğünden biraz daha beklemenizi istiyor. Sizleri daha sonra kabul edecek. Ne âlâ. Ben de kaldığım yerden devam ederim. Bugün 12 kişi yakalandı. Bunların 6'sı İsa'nın dininden. Diğerlerinin de çeşitli suçları var. Yargılamalar nasıl gidiyor? Maalesef iyi haberlerim yok. İsevilerin çoğu direniyor. Ancak işkencelere dayanamayanlar tövbe edip eski dinlerine dönüyor. Tövbe etmeyenleri de idam ediyoruz. Peki tövbe edenler sizinle işbirliği yapıyor mu? Bazıları. Örneğin onlardan biri bugün elebaşlarından Adonia'nın saklandığı yeri bize gösterdi efendim. Peki onu tutukladınız mı? Hayır efendim. Bizim için paha biçilmez bir yem. Bu adam bizi kendi taraftarlarına götürecek çünkü. Şu halde çok dikkatli olmanı istiyorum. Elindeki bu yemi kaçırma sakın. Onu takip etmesi için sana en iyi adamlarından birini vereceğim. Allah bizimledir. Sakın kaybetmeyin. Güçlü ol. Götürmeyin onu. Düzmece tanrılar. Güçlü ol. Onu götürmeyin. Allah seninledir. İnancını kaybetme. Allah seninle. İnancını yitirme metin ol. Ahrolsun düzmece tanrılar. Hepsi göreceksin, merak etme. Merak etme. İnancını kaybetme. İnancını kaybetme kardeşim. Onu götürmeyin. Metin ol. Allah seninledir. Allah seninledir Plutonius. İnancını kaybetme. Evet. Onu götürmeyin. Güçlü ol. Ahrolsun düzmece tanrılar. Sakın inancını kaybetme. Bırakın onu götürmeyin. Sessiz olun. Kesin sesinizi. Bırakın onu. Bırakın. Senin yanındayız, merak etme. Senin inancını kaybetme. Faiz bir şey olmuyor. Kaybetmeyeceksin. Allah inancını kaybetme. Faiz bir şey olmaz. Metin ol Plutonius. Thank you.
Tek tanrıya inanıyormuş. Tanrılarımızı inkar ediyormuş. İmparatorun heykelini kırmış. Nasıl cesaret etmiş buna? Yakılacakmış. Hadi sallanma. Yürü hadi. Yolu açın! Yolu açın! Sen yakılmayı hak ettin. Yolu açın! Yenimizden çıkmak neymiş göreceksin. Çekilin yoldan! Cezasını çekilin yoldan! Gel! Yolu açın! Açın. Seni aşağılık adam! Çekil açın yolu! Niye getirmiyorlar bu dinsizi? Bunlar için en iyi ceza ateşe atılmalarıdır. Yaşasın yargıç Karius! Onların cezası ateşe atılmaksa eğer, sizin cezanız nedir peki? Onların tanrısına taptığınızı unutmuş gibisiniz. Yahudiler kavimlerinin tanrısı Yehova'dan başkasına tapmazlar. Roma tanrılarından başkasına tapan kim olursa olsun ölümle cezalandırılır. Yahudiler de buna dahildir. Sen Yahudileri hakaret edemezsin. Anladın mı? Neden bu kadar kızıyorsun? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi? Kesin şunu! Hey, kesin şunu! Geri çekilin! Hadi yolu açın! Yolu açın! Hadi yolu açın! Hadi! Yürü bakalım! Yürü! Yürü! Yürü. Yürü. Hadi sallanma! Öldürün onu! Yazıklar olsun sana! Yaşat be! Yaşatın cezasını çekeceksin! Öldürün onu! Öldürün onu! Öldürün onu! Öldürün onu! Onu yakın! Yakın onu, yakın! Allah yardımcısı olsun. Yol verin! Yol açın! Yol verin! Philadelphia Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karar uyarınca ve Ekselans Diokletianus'un onayıyla Philadelphia'lı Plutonius Sanctus Roma tanrılarına hakaret etmek, imparatorun mukaddes heykeline adak sunmaktan kaçınmak ve heykeli kırmak, ayrıca da Nasıralı İsa'nın dinine girmek suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştır. Bu yeni dine girenlerin, eyalet valisine itaat etmeyenlerin hak ettikleri cezadır. Ateşte yakılmasını öngören mahkeme kararı birazdan infaz edilecektir. Cesedi yakıldıktan sonra ibret için 3 gün boyunca bu meydanda kalacaktır. İşte Roma'nın güçlü tanrılarını terk edenler ve imparatorluğun kutsal inançlarıyla alay edenlerin sonu burada yazılan bu cezalardır. Her kim ki buradaki kurallara uymazsa cezalandırılır. Yakın onu! Yakın onu! Yakın onu! Yakın onu! Hadi yakın onu! Öldürün! Başlayın. Thank you.
Durun, bekleyin. Efendim. Plutonius Sanctus. Ölmeden önce söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu her suçluya tanınan son şanstır. Meryem'in oğlu şöyle buyurdu. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız ve insanlar buna inanacak. Budun sizi yakın! Susturun yakın şunu! Bu bir kahin! Yakın onu! Susturun şunu! Susturun şunu! Hadi artık yakın, ne duruyorsunuz? Yüce Tanrım, yalnızca rahmetini diliyorum. Günahlarımı bağışla. Beni yanına kabul et. Beni yanına kabul et. Selamımızı Efendimiz Mesih'e ulaştırıp unutun. Ekselansları Diokletianus. Selam sana. Selam sana Diokletianus. Selam sana Diokletianus. Rahat selam olun. Sana selam. Rahat olun. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Hepinizi burada görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Ama Maximilianus'u göremiyorum.
Maximilian eyaletin idari işleriyle uğraştığından davetinizden geç haberdar oldu. Birazdan burada olacaktır. Merak etmeyin ekselansları. Gelecek. Ekselansları bizi önemli bir iş için buraya toplamış olmalı. Kesinlikle öyle. Philadelphia yakında tarihinin en büyük gününü yaşayacak. O gün Philadelphia'nın tarihine altın harflerle yazılacak. Bu yüzden bugünü bu önemli konu üzerinde konuşarak geçirmeliyiz dostlarım. Özel ulakların getirdiği habere göre görkemli Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletleri İmparator Hadrianus'un ziyaretiyle şereflenecek. Bu bizim için büyük bir onur. Bize böylesine kıvançlı bir gün bağışladığı için büyük Jüpiter'e minnet duyuyoruz. Urşalim'e yapacağı ziyarette muhtemelen Philadelphia'ya da kısa bir süre için uğrayacak büyük imparator. Aa, ne büyük onur. Ne büyük bir şeref. Harika. Ne büyük bir şeref. Büyük bir şeref. Ne büyük onur. Ne büyük onur. Muhtemelen dediniz. Yani kesin değil mi efendim? Muhtemelen dedim. Çünkü güzergahlarını değiştirmeler de mümkündür. Ne olursa olsun benim kararım Philadelphia'nın hazırlıklı olmasıdır. Yaşasın imparator. İmparatorla görüşmek saadetlerin en büyüğüdür. Bu gerçekten mutluluk vericidir. Hayır. Sadece bir imparator değil. Dünyanın yarısının efendisi. Bu onur her insana nasip olmuyor efendiler. İşittiğim kadarıyla ekselansları da imparatorla aynı savaşa katılmışlardı. Evet, İmparator Trajan zamanında İmparator Hadrianus görkemli Roma ordusunun komutanıydılar. Ve ben de onun kurmay subaylarından biriydim. Ekselansları, İmparator Hadrianus'un hayatını kurtardığınız doğru mu acaba? Affınıza sığınıyorum efendim. İşittiğim kadarıyla alışılmadık bir durumdu. Perslerle yapılan bu savaşta düşman aniden hücuma kalkıyor ve Roma ordusunu geri çekilmek zorunda bırakıyor. Komutan Hadrianus her yandan kuşatılıyor. Bir anlık bir gecikme belki de Hadrianus'un ölümüyle sonuçlanacaktı. Ancak ekselans Diocletianus durumu tehlikeli olarak değerlendiriyor ve derhal harekete geçerek arabasıyla kuşatmayı yarıyor. Ve müstakbel imparatoru bu şekilde kurtarıyor. Şu halde imparator hazretleri hayatlarını ekselans Diocletianus'a borçlular, öyle değil mi? Yani halkın tanrısı canını kendi kullarından birine mi borçlu? Bu sözler sizin gibi üst düzey bir müşavirin ağzına hiç de yakışmıyor doğrusu. Çok utandım. Bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Zira bir tanrıyı yine başka bir tanrı kurtarabilir. Kuşkusuz bilirsiniz kullar tanrıların kollarıdır. Onlardan bazen birbirlerini kurtarmak için yararlanabilirler. Tabii. Şunu da unutmamak gerekir ki Diocletianus'un bu hareketi henüz Hadrianus'un tanrılık mertebesine ulaşmadığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bunu da unutmamak gerekir. Öyle değil mi dostlarım? Thank you.
Atımın nanlarına bakacak mısın Demirci? Derhal bakayım. Tamam. Sıradan bir ev için çok pahalı bir araba. Öyle değil mi? Hı? Ne dersin? Sanktus'u mu diyorsun? Evet. Herhalde gelen bir misafirdir. Demek adı Sanctus, ha? Evet. Plutonius Sanctus. Demek bu Plutonius Sanctus'un evi, ha? Nereye gidiyorsun? Atının nallarını yaptırmayacak mıydın? Usta! Usta gidiyor! Nal istememiş miydin? Deli midir nedir? İzin verirseniz imparatorun ziyaretiyle ilgili görüşlerimi ifade edeyim. Söz senin. İmparatorun Urm şehrini ziyareti kesinlikle sıradan bir olay değildir. Yahudiler tarafından Jüpiter tapınağına karşı gösterilen direnç göz önünde bulundurulduğunda bu ziyaret Yahova'ya tapanlara bir gözdağı olarak da algılanabilir efendim. Benim görüşüm bu. Evet, kesinlikle öyle olmalı. Bunlar ne kadar aptal. Büyük Roma İmparatorluğu'nun kudreti, Olimpos tanrıları ve Merih'in yüceliği karşısında direniyorlar. Daha başlangıçta Jüpiter'in tapınağının yapılmasına ve imparatorun heykelinin Urm Şelim'e dikilmesine izin verselerdi, bu kadar kan dökülmeyecekti. Öyle değil mi efendiler? Daha o zamanlar kan dökmeden bitirilmesi gereken o iş, gösterilen aptalca direniş yüzünden ancak 3 yıl sonra ve büyük bir katliamın ardından yapıldı. Yahudilerden daha aptal olan şu İseviler. Hiç anlamıyorum. Bunlar görünmeyen bir tanrıda ne buluyorlar ki? Onu Roma'nın güçlü tanrılarına tercih ediyorlar. İnsan ne şeklini ne de cinsiyetini bilmediği ve doğal olarak da görkemini yansıtacak heykelini yapamadığı bir tanrıya nasıl tapabilir? Eğer taptıkları bu tanrı gerçekten güçlü ve kuvvetli olsaydı, ona tapanlar bu kadar zayıf ve aciz olmazdı. Kendinizi üzmeyin efendim. İnsanların gösterdikleri ahmaklığın haddi hesabı yoktur. Tanrılar kendi peygamberini bile savunamadı, öyle değil mi efendiler? Bir avuç Yahudi onu çarmıha gerdi. Muktedir Jüpiter'in oğlu Apollon'un haşmet ve görkemi bunların tanrılarının zayıflığı ve acizliğiyle karşılaştırılabilir mi hiç? Söyleyin lütfen. Karşılaştırılabilir mi? Söylediklerine göre bu dinde İsa Tanrı'nın oğlu değil, peygamberidir ve İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra da onun havarilerinden biri daha fazla Romalıyı dinine eklemek için bu baba oğul hikayesini uydurmuştur. Yani bu bir uydurmadır efendim. Evet, belki de tanrıları için bir oğul yaratmayı biz Romalılardan öğrenmiş olabilirler. Affedersiniz ekselansları. Bugünkü toplantı İsevilerin inançları hakkında mı olacak acaba? Yoksa bizi buraya başka bir konu için mi çağırdınız efendim? Lütfen söyler misiniz? Bravo! Konumuz bundan çok daha önemlidir. Hiç kuşkusuz imparatorun gelişi çok büyük hazırlıklar yapmamızı gerektiriyor. İşte gerçek konumuz budur. İmparatorun Philadelphia'ya girişi dillere destan olmalı. Siz sevgili Brutus,
Tapınakların tamamını onarmalısınız. Elinizden geleni yapın. Anlaşıldı mı? Apollon, Plüton, Siben, Merih, Diana ve hatta Mitra. Tapınaklarına kısacası Romalılara ait olsun ya da olmasın, ibadet edilen her tapınağa Augustus'a ait büstlerden birini koyun. Ve size gelince sevgili belediye başkanı Sudinanus, şehrin giriş kapılarının koruyucu tanrısı Janus'un bir heykelinin dikilmesini istiyor. Baş üstüne efendim. Ve mali işler sorumlusu Martinus, benim ve imparatorun eski dostluğumuzu da göz önünde bulundurarak ona yaraşır bir hediye hazırlamalıyız. Ne dersiniz? Bunu ayarlayabilirsiniz, öyle değil mi? Nasıl peki? Nasıl mı? Bugünden itibaren vergileri iki katına çıkararak... Efendim, bu kadarını bile zorla topluyoruz. Sevgili Martinus, burası ne Roma'dır ne de burada yönettiklerimiz Romalı. Bunlar sefil hayvanlardır. Eğer sütlerini sen sağmazsan onları başkaları sağar. Şu halde sağ onları. Sağ onları sağ. Ve senden de sevgili Dinasius, imparatora yaraşır bir amfiteyatro istiyorum. Bana bulabildiğiniz kadar gladyatör, vahşi ve yırtıcı aslanlar, ayılar ve çok miktarda İsevi istiyorum. Anlaşıldı mı? İsevi. İseviler ne için efendim? Şiddetin tabiplerin yapısına aykırı olduğunu biliyorum. Ama yine de beni şaşırtıyorsunuz. Siz böyle değildiniz sevgili Temlia. Size soruyorum, vahşi ve yırtıcı aslanlar, ayılar neyle imparatoru eğlendirecekler? Bu çok açık. Philadelphia toprakları kana doymalıdır. İsevi kanına yani. İsevi kanı. Buyurun efendim, buyurun. Derhal Adriana'nın yanına git ve ona mutlaka yerini değiştirmesini söyle. Plüton işkenceler altında konuşmuş olabilir. Efendim, Plüton konuşmuş olsaydı Adonia şimdiye kadar tutuklanmış olurdu. Adonia ve etrafındakileri yakalamak için onu bilerek serbeste bırakmış olabilirler. Öyle değil mi? Ne dersin? O halde dediğinizi yapsam iyi olacak. Bak Galus, bir kafeste bir aslanla beraber kalmak istemiyorsan, aklın sana söylediklerinden daha fazla ihtiyatlı olmalısın. Kendine dikkat et, tamam mı? Çok dikkatli ol. Adonia gözetim altında olabilir. Emredersiniz efendim. Gel buraya. Ben dönünceye kadar bu ata bak. Tamam mı? Matthews Hazretleri ile görüşecektim. Çok önemli bir konu için. Size çok önemli haberlerim var efendim. Çok önemli. Yüzündeki sevince bakılırsa iyi bir av yakalamış. Onu takip ettim. Önce bir İsevi'nin ateşe atılma törenine katıldı. Sonra da o İsevi'nin babasının evine gitti. Avluda efendim. Evet efendim. Ellerinizden öperim efendim. Roma, Atina, Antakya, Girit, Kıbrıs, Filistin, Suriye ve tabii ki Philadelphia. Her tarafı tek tanrıya tapanlar doldurmuş. Onlar öldürüyor,
denize atıyor, işkencelerle parçalıyor, aslanların önüne atıyoruz ama yine de sayıları tükenmiyor. Onlar saraylarımıza bile nüfuz etmişler. Evet. Ayak takımı dini saraylarımıza nasıl nüfuz eder? Sevgili Julius, sen ya anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun. İmparator Domitian, amcasının oğlu Flavius Clemens'la eşi Flavia Domitian'ın başlarını sırf bu dine inandıkları için uçurmadı mı? Yoksa onlar da mı ayak takımındandı? Ha? Şu halde kendi sarayımızı da koruma altına almamız akıllıca olmaz mı acaba? Ne demek istiyorsun? Ben sadece ihtiyat bakımından söylemiştim. Hayır, ben sarayımdakilere güveniyorum. Ama yine de sana katılıyorum. Çok dikkatli olmalıyız, evet. Ekselansları Maximilianus. Evet, nihayet baş danışmanımız teşrif ettiler. Emrinize her zaman amadeyim efendim. Selam sana Diokletianus. Geç kaldığım için özür dilerim. Beni bağışlayın efendim. Maximilian Hazretleri bu saate kadar nerelerdeydi acaba? Ekselanslarından gerçeği gizlemek mümkün değil. Bugün yoksul bir aileye... Söyleme için... ben tahmin edeyim. Mutlaka bugünkü adam yakma törenini izlemeye gittin. Yanılıyor muyum? İmparatorun heykelini kıran ve diğer tanrılara hakaret eden adamın infazını seyretmeye gittin. Tahminim doğru çıktı mı? Söyle bana. Doğru tahminde bulundunuz efendim. Çok heyecanlı sahnelere tanık olmuşsundur. Göğe yükselen alevler içerisinde çığlık atıp bağıran kurbanları izlemek çok heyecanlı olsa gerek. Sen ne diyorsun? Bu tür sahneler insanı vecde getirirken düşmanları da korkuya salıyor. Öyle değil mi? Ancak sevgili Maximilianus, biz bu tür sahneleri her gün görüyoruz. Belki o tören için bu denli önemli bir toplantıya gecikmeniz doğru mudur? Söyle bana. Gecikmemin nedeni yalnızca o tören değildi efendim. Bundan başka Romalı bir aileyi de ziyaret ettim. Hasta ziyareti mi? Hayır, muhtaçtılar. Gönüllerini alıp ihtiyaçlarını giderdim efendim. Evet, sen sevgi ve şefkatle bu insanların yönetilebileceğini savunuyorsun, öyle mi? Ekselanslarını çok iyi anlıyorum. Kılıçla yönetmek. Ama sadece kılıç kâfi değildir. Sevgili Maximilianus, biz her geçen gün insanların bu yeni dine girdiklerine tanık oluyoruz. Kılıç olmaksızın ortaya çıkan bu yeni dinin yayılmasını nasıl önleyebiliriz? Söyler misin bana? Dünyanın dört bir tarafında yeni dinler her zaman ortaya çıkmış ve her yönetici buna karşı farklı bir tavır takınmıştır efendim. Bazen dirayetli yöneticiler sevgi ve şefkatle, bazen de kılıçla karşılık vermişlerdir. Yanılıyorsun Maximilianus. Yönetim ancak kılıçların gölgesi altında mümkündür. Sevgi ve şefkatle işler yürümez. Sevgi olsa olsa kılıçtaki zehrin acılığını biraz azaltır. İşte o kadar. Efendim, esas konuya geçsek daha uygun değil mi? Affınıza sığınıyorum ekselansları. Maximilian'e bir soru sorabilir miyim? Sor. Ziyaretine gittiğiniz şu aile... İsa'nın dinine girdiği için... Bugün yakılan Pluto'nun ailesi olmasın sakın.
Muhtaç bir Romalı yardım görmeli. Suçlu bir Romalı da cezalandırılmalıdır. Çok şaşırdım. Sen suçlu bir Hristiyan ailesinin gönlünü mü almaya gittin? Sizi anlıyorum ekselansları. Ama bir suçlunun ailesini de cezalandırmak doğru bir davranış mıdır sizce? Beni iyi dinle Maximilianus. Sen beni çok iyi tanırsın. İnsanların hayatlarına zerre kadar değer vermediğini de iyi bilirsin. Sen kızımın kocasısın. Ancak gözlerimden daha aziz değilsin. Kızım daha iyi bilir, git ona sor. Hainlerin gözlerini ellerimle nasıl oyup çıkardığımı sana anlatsın. Sen kendi işine bak. Birinden birazcık şüphelenmem onun işini bitirmem için yeterlidir. Anlaşıldı mı? Başka bir sorun var mı? Hayır, yok. Ancak sana bir tavsiyem var. Yerinde olsaydım daha çok Helen'i ve onun geleceğini düşünürdüm. Bunun seni niçin ilgilendirdiğini anlayamadım. Bu davranışınla onun hayatını tehlikeye atıyorsun. Bence daha dikkatli davranmalısın. Siz de ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Kendinden büyük laflar çıkıyor oradan. Sonra biri onu kırabilir. Maximilian da tek tanrıya inanıyor olabilir mi? He? Buna inanmak gerçekten çok zor. Ancak bekleyip göreceğiz bakalım. Maximilian. Evet. Yargıcın işkence ettiklerinden birinin Adonia'nın yerini onlara gösterdiğini duyduk. Doğru mu bu acaba? Söyler misin bize? Tahmin etmiştim. Merak etmeyin, Ganus'u haber vermesi için Adonia'ya göndermiştim. Julius sizin nereye gittiğinizi nasıl bildi? Herhalde peşime adam takmış olmalı, ne dersiniz? Sence o bizi ne kadar tanıyor? Eşimle birlikte putlara tapmadığımızı o da biliyor ancak... Tek Tanrı'ya inananlarla irtibatımızı bilip bilmediğinden tam olarak emin değilim daha. İyi ama senden şüphelendiyse bizden niçin şüphelenmesin? Onun Maximilian'la sorunu var, seninle değil. Bunu söyleyeceğim için üzgünüm ama onun öteden beri de gözü var. Evet, doğru. Bunu ben de biliyorum, Helen de biliyor. Ancak herkesin bildiği... Başka bir şey daha var. O da Helen'in bu adamla evlenmeyecek kadar temiz ve asil biri olduğudur. Ondan uzak durmalıyız. İmparatora çok yakın. Duyduğu kinden ötürü sizi bir kaşık suda boğmak için elinden geleni ardına koymayacaktır efendim. Merak etmeyin. Onun elinde aleyhimize kullanacağı hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle bundan böyle de olmayacak. Biliyor musunuz? Ben Diokletianus'un çok daha şiddetli bir tepki ortaya koyacağını bekliyordum. O mecbur kalmadıkça böyle bir şey yapmaz. Biliyorsunuz onun Philadelphia'da iş başına kalabilmesi için benim ve sizin babalarınızın desteğine ihtiyacı var. Bizi bu yüzden sarayında danışmanı yapmadı mı? Unuttunuz mu? Efendim, müsaadenizle bir şey arz edecektim.
Yönetiminizin temellerini sizin alacağınız kararlar güçlü kılabileceği gibi sarsılmasını da beraberinde getirebilir. Maximilianus damadınız olduğu kadar büyük Roma senatosunun güçlü senatörlerinden Marcellus'un da oğludur. Gerçekte imparatorun en yakın adamıdır. Onun hakkında hemen karar vermek çok kolay olmasa gerek. Bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor efendim. Evet anlıyorum. Ancak dik başlılığı başkalarını da küstahlaştırabilir. Onu bir tehlike olarak gördüğüm an işini bitirmekte tereddüt etmeyeceğim. Ama şu anda ona ihtiyacım var. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Hadi. Canım sıkılıyor. Birileriyle oyun oynamak istiyorum. Biraz sessiz ol bir tanem. Bak baban geliyor hayatım. Selam baba. Bugün hiç yaramazlık yapmadım. Biliyorum, sen her zaman uslu bir çocuk oldun evlat. Hı? Aferin sana. Gel yavrum. Baban çok yorgun, onu rahat bırakmalısın. Hadi gidip biraz oyun oyna. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Plutonius. Onu öldürdüler mi? Lütfen ağlama. Babanın emriyle öldürdüler. Apollon tapınağının karşısında onu diri diri yaktılar. Diğerlerine de ibret olması için 3 gün boyunca mancınıkta asılı kalacak sevgili Helen. Böyle bir babaya sahip olduğum için utanıyorum. Sana defalarca söyledim, o benim babam değil. Lütfen bundan dolayı beni kınama, lütfen. Helen, babaların yaptıklarını çocukların hesabına yazmazlar. Kendimi bildim bileli böyle bir babadan dolayı hep boynu bükük yaşadım, biliyor musun? Eğer zaman zaman onun yanına gidiyorsam bu sadece sizler içindir. Aksi takdirde yanına bile uğramazdım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben de hiçbir zaman onun yaptıklarından seni sorumlu tutmadım Helen. Sadece işlediği cinayetlerden ne kadar mustarip olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Tanık olduklarım sizin gördüklerinizin yanında hiç kalır. Bugün baban, affedersin, Diokletianus beni eğer gözleri bile olsam çıkarıp atmakla tehdit etti. Evet, buna inanırım. O söylediklerini çekinmeden yapacak biridir. Canım size feda olsun efendim. Sizin için her şey yaparım. Büyük bir iş başardın. Aferin. Şimdi seni yeni bir görev bekliyor. Çömlekçi Adoina'yı bir saniye bile gözünden kaçırma. Emredersiniz efendim. Julius'un da en az Maximilianus kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyor musunuz? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum efendim. Baş üstüne efendim. Özellikle de onunla temaslı olanların adlarını istiyorum. Size hizmet etmek benim için bir onurdur efendim. Hadi al bakalım. Gidelim.